Ağzı belli Allah'tan Şeytan Ey iman edenler, öldürülen kimselerin hakkını almak için size kısas farz kılındı. Hür hür ile, köle köle ile, dişi dişi ile kısas olunur ama kim maktulün velisi tarafından affedilirse kısas düşer bundan sonra diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir bu esneklik Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur artık kim bundan sonra karşıdakinin hakkına tecavüz ederse ona son derece acı bir azap vardır Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne dinden döndürmek için işkence yapmak adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kâfirlerin cezası böyledir. Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, mescid-i haramı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini, yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse işte onların dünyada da ahirette de Yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, Bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmak için size yol vermez. Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılsalar, derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler. Ellerini sizden çekmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir. Mü'minin mü'mini öldürmesi, olacak iş değildir. Ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mü'mini öldürürse, mü'min bir esir, köle azad etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar, diyetten vazgeçip bağışlarsa, o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen kendisi mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluktan ise öldürenin mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için ardarda arda iki ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bir iman edenler yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman son derece dikkatli davranın. Size selam verene dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için sen mümin değilsin demeyin. Unutmayın ki Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz. Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. İşte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra Hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. Allah ve رسولüne savaş açanların yol keserek terör eylemi yaparak yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi Yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. De ki, gelin Rabbinizin size nelere haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor. Dünyada fitne kalmayıp, din, Tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Onları savaşta ele geçirirsen kendilerine öyle bir muamele yap ki onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da akıllarını başlarına alsınlar. O halde haram aylar çıkınca, artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse, onları serbest bırakın. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların, gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki, hiç değilse bu durumda, inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler. Haklı bir gerekçe olmaksızın, Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine, mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da, kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle, gerekli destek sağlanmıştır. Yine yola koyuldular. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Ve Hızır onu öldürdü. Musa atılıp, ne yaptın dedi. Masum ve günahsız bir canı, kısas hükmüyle bir can karşılığında olmaksızın mı öldürdün? Doğrusu görülmemiş derecede fena bir iş yaptın. Oğlan çocuğuna gelince, onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı, haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, günahının cezasını bulur. O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar, seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın, ve seni endişelendirmesinler. İnkârda ısrar edip sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, Allah, ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için, Allah, böyle takdir buyurdu. Şayet onlar, birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kafirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık.